Efendim hafta sonu bir telefon aldım. Mehmet Bey, Didim'le ilgili hep olumsuz şeyler söylüyorsunuz ama Didim'de çok güzel şeyler de oluyor. Gelip görmenizi çok isterim dedi. Atladığım gibi soluğu Didim'de aldım. Manzarayı görüyorsunuz. Buraya gelmeden önce de Didim'in içerisinde bir dolaştım. Gerçekten Ahmet Deniz Atabay uzun bir süre sonra belediye başkanlığı yapmış. Didim'in çehresini değiştirmiş. Ben de beni davet eden arkadaşla görüştüm. Didim'de olan güzel şeyleri bize bir anlatsın. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet abi. Siz de hoş geldiniz. Güzel gelişmeler oluyor. Sözündeki kasıt neydi? Didim gerçekten bilinmeyen bir yerdeydi. Sağında Bodrum, solunda Kuşadası olan bir ilçemiz. İnsanlar ya Kuşadası'na giderdi ya Bodrum'a giderdi. Dolayısıyla isim yapmamış olan bir ilçeydi. Peki bu yapılan yayınlardan sonra işte gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerek bu otelden sonra benim yayınlarım olsun, bunların etkisi mi oldu? İnsanlar merak etti. Bu Didim niye bu kadar bu ülkenin gündemini meşgul ediyor? Yani Ankara'dan bakıldığın zaman Didim iğne ucu kadar gözükmezken son bir yıldır Didim ülke gündeminden hiç düşmedi. Bu ne Didim'miş diyenler oldu. Bir kere doğa anlamında Didim gerçekten muhteşem bir bölge. Muhteşem bir lokasyona sahip Didim. Bodrum'a gitmek istediğinizde bir saat lazım size. Kuşadası'na gitmek istediğinizde ise bir saat lazım. Havaalanı buradan 45 dakika. Dolayısıyla Ege'de olması 65 kilometre plajı var. Sahil şeridi var. Tabii ve bildiğim kadarıyla 80 tane koy var. Peki bu koy o koylardan birisi? Tabii burası Manastır koyu. Keşfedilmiş anladığım kadarıyla. Yani vatandaş keşfetmiş. Pandeminin yasaklarının kalkmasıyla beraber sanki Didim'e bir akın yapılmış. Didim içerisinde ben yoğun bir kalabalık gördüm. Yani ben daha önce geldiğimde bu kadar yoğunluk yoktu. Birçok insan meraktan geldi. Yani ismini duydu ulusal basında. Rezilliklerle, şunlarla, bunlarla ama bir şekilde Didim'i merak edip gelenler oldu. Geldi, buraya aşık oldu, bir daha gidemedi. Buranın nesine aşık oluyor? Abi şöyle söyleyeyim, bir doğa, iki havasına. Ben bir iki kişiyle konuştum da ciddi manada Sahra Hastanesi görevi yaptığını söyleyenler. Açık alan hastanesi. Mesela Ankara'da siz hastalanıyorsunuz, doktora gidiyorsunuz, reçeteye Didim yazıyor. Gerçekten ama öyle. Daha önce geldiğimde burada ciddi manada bir satış söz konusuydu. İnsanlar burada kaçıyordu ama son dönemde tam tersi yaşanmaya başladı. Neye bağlıyoruz? Şimdi adam buraya meraktan geliyor. Bir, doğasına aşık oluyor. İki, havasına aşık oluyor. Üç abi, fiyat. Fiyattaki kastınız? Pazara gidiyorsunuz değil mi? Yani mahalle pazarı veya semt pazarı. Şimdi Bodrum'da bir pazara gittiğinizde abi 1000 lira bayılıyorsunuz. Dediğim gibi bir yerde 150 lira haftalık bütün ihtiyaçlarını gideriyorsun. Sebebi de şu, yan köyler, yakın köyler hep organik tarımdan elde edilen işte yeşillik, sebze, meyvesi, şuyu, buyu ucuz abi, uygun. Kaliteli yaşamı ucuza getiriyorsun. Burası normalde bir emekli kentidir. İnsanlar belli bir yaşa kadar çalışıyor, çabalıyor. Sonra emekli olunca Didim'e geliyor. Son bir yıl içerisinde bu şey konsept değişti. Artık yaşlar değil, gençler de gelmeye başladı. Bodrum'da 14 milyon aldığın villayı burada 1,5-2 milyon arası alabiliyorsun. Bodrum'da buranın arasında yaklaşık 45 dakika gibi mesafe. Evet, yani bir saatte gidebiliyorsun. Ha, denizi falan aynı. Didim'i bilmezler ama bu kadar koyu, bu kadar deniz güzeli olan başka ilçe yoktur yani Ege'de. Peki insanların bu kadar geç keşfetmelerinin sebebi ne? Burası aslında İngilizler tarafından keşfedilmişti. Şimdi daha çok Avrupa'daki gurbetçilerimiz geliyor buraya. Bir de İstanbul'un trafiğinden bakanlar Didim'e geliyor. Siz emlak işi yapıyorsunuz. Arsa işi yapıyorum, evet. Peki bu arsa satışlarında ciddi bir artış var mı? Var. Kuşadası'nda 300 metrelik bir arsa 2 milyon, 3 milyon, yerine göre 10 milyona kadar var. Bodrum'da keza yine öyle. Sadece arsanın maliyeti. Bu sadece arsa. Tamam, 300 metrekarelik bir arsa düşünelim. Evet. Fiyatı ne kadar? 300 bin lira. Peki bunu siz anahtar teslim yapıyor musunuz? Ben sadece arsa satıyorum. Ama müteahhit arkadaşlarımız var, çağırıyoruz, geliyor. Yani o topraktan alıyor, yapıyor, teslim ediyor o şekilde. Şöyle söyleyeyim, bu 300 bin lira dediğimiz arsalar geçen sene 150 bin liraydı. Şimdi bu 300 liralık olan arsa seneye 450-500 bin liradır.
Dolayısıyla hani illa ben evi yapacağım diye bir şey yok. Ciddi manada bir arsa satışı söz konusu olduğunda arsa sayısı azaldıkça yatırımcı için fiyat o kadar artıyor. Yükseliyor, doğru. Benim videomu izleyip de sizi arayıp bir arsa, bir yatırım yapmak isteyen insanlara siz bu imkanı sunar mısınız? Mehmet abi şöyle yapalım. Bizi arayıp ben Mehmet Özışık'tan sizi arıyorum kardeş dediği zaman biz diyoruz ki bir hafta tatil. İster al, ister alma. Gel önce arsayı gör. Biz sizi misafir edelim. İster otelde kalsınlar, ister 5 yıldızlı tatil köyümüz var. Dayalı döşeli, eşyalı dairelerimiz var. Karabalık aile ise villalar. Gelsinler, kalsınlar. Bir hafta gelsinler, tozsunlar. Arsalarımızı görsünler. Bitmiş olan villalarımız var, görsünler. İster beğenirler, ister beğenmezler ama biz sizin çok sevdiğimiz için dilime çok büyük katkılarınız var. Senden dolayı bizi arayan herkese onur edeceğiz abi. Bu tatilli yani para vermeden yapacak. Kesinlikle 5 kuruş verin. Evet. 5 kuruş para almayacağız. Fiyat bana çok ilginç geldi. Uygun fiyatlarla çok güzel tatil yapabilme şansınız var. Koyları çok güzel. İşte arkamda gördüğünüz manzara bu koylardan birisi. Denizin yarısına kadar, yani belinize kadar su var. Berrak, pırıl pırıl. Denizde kir yok. İster yatırım, ister buraya temelli gelmek ya da senede bir defa tatilinizi yapmak için geliyorsanız valla çok iyi bir imkan. Bahsettiğim müteahhit arkadaşla da bir görüşeceğim. İşte bir villanın anahtar teslimi kaça mal oluyor, villa nasıl yapılıyor? Bilgileri de müteahhit arkadaştan alacağız. Gurbetçilerimiz için çok ciddi bir yatırım. Doğru. Hani Türkiye'ye kesin dönüş yaptıklarında olağanüstü bir imkan. Bu imkanlardan belki senin vasıtanla faydalanırlar. Bu konuyla ilgili son sözlerini sorayım. 45 derece sıcaktayız ve hissetmiyoruz. Bunun üstüne başka laf konulur mu? Hakikaten öyle. Geldiğin için abi bizi çok onur ettin. Teşekkür ederim abi. Hadi şimdi gidelim o bahsettikleri arsaları, yapılan villaları yerinde görelim. Görüntüleri izlediniz. Gerçekten ben de villaları dolaştım. Gerek peyzajı olsun, gerek bahçesindeki havuzu olsun, şöminesi olsun. Yani bu fiyata bu villayı alma imkanı olan insanların kaçırmamasını şiddetle tavsiye ediyorum. Detayları müteahhitten öğrenecektik dedik. Bu işleri yapan bir müteahhit kardeşimizle buluştuk. Bir de ona soralım. Yayınımıza hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? İsmim Cevher Yalçın. Ekrem Batur'la yapmış olduğumuz görüşmede sizin isminizi bize söyledi, doğrudur, tavsiye etti. Şat firması hem de mimarlık ofisi olarak hizmet veriyoruz. Çevre illere göre, çevre beldelere göre fiyatlarımız çok iyi. Birinci sınıf kalite malzemeler hep yapıyoruz. Artık kişiye özel tasarım villalar yapıyoruz. Yurt dışında ya da Türkiye'de yaşayan insanlarımız geliyor. Bir nevi onların hayallerini gerçekleştiriyoruz. Bu aralar talep çok mu? Özellikle bu pandemiden dolayı apartman dairesi değil de işte bahçeli villalar, tam müstakil villalar bayağı talep var. Alan kişiler hep yaşamak için geliyorlar. Ya da özellikle Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde sıkılan insanlar artık ikinci, üçüncü villalarını alıyorlar. 400 metrekare üstüne yaptığımız full akıllı sistem villalar. Örneğin çok aceleniz var, evinizi kapatıp gidiyorsunuz. Acaba ben kapıyı kapattım mı ya da suyu kapattım mı, camım mı açık kaldı? Hepsini bir
telefon ya da tabletle kontrol edebiliyorsunuz. Artı güvenlik açısından çok iyi. Ankara'da ya da İstanbul'da ya da dünyanın herhangi bir şehrindesiniz. Evinizi canlı canlı görebiliyorsunuz kameralardan. Gazını açıp kapatabiliyorsunuz, suyunu açıp kapatabiliyorsunuz. Akıllı sistem dediğimiz akıllı bu. Sistem, evet. Uzaktan kumanda. Uzaktan kumanda. Şimdi böyle bir villayı yapıp teslim ettiğinizde işte bir gurbetçinin cebinden çıkacak olan meblağ ne kadar mesela? Mehmet Bey, 400 metrekare arsalar üstüne yaptığımız full akıllı sistem villalar 3+1 havuzlu 100 bin eurodan başlıyor. Artı 700 metrekare üstüne yaptığımız büyük villalar, şato tarzında villalar. Bunlar da 165 bin eurodan başlıyor. Gerçekten fiyatlar çok iyi. Daire fiyatlarına satıyoruz. Bu 100 bin euronun içinde arsası, hepsi içinde paket. Tapusu. Yani tapusu, hiçbir şeye karışmıyor. Geliyor. Mimarlık ofisimize götürüyoruz. Nasıl bir tür villa istiyor? Hani mutfağından tutun seramik rengine kadar, boyanın rengine kadar, diz yanına kadar. Sadece klima tesisatlarını biz döşüyoruz. Mobilyalarını kendileri alıyor. Artı isterlerse mobilya paketlerimiz de var. Örneğin uğraşmak istemiyor. Paket sonuyuz. Okey dediği zaman mobilyasından, beyaz eşyasından, perdesinden hepsini biz yapıyoruz. Sadece geliyor, kapısını açıyor, evinde yaşıyor. Özellikle Didim'e astım hastası olan insanlar, kalp hastası olan insanlar geldiğinde gerçekten günde 4-5 tane ilaç atıyorsa, yani burada yaşadığı zaman 1-2 sene gerçekten neredeyse yani iyileşiyorlar. Çünkü temiz bir havamız var. Sayılarımız mavi bayraklı. Elinizde arsa var mı peki? Tabii elimizde arsalar var. İsteyene arsa veriyoruz. İsteyen de paket alıyor bizden. Arsa, villa hepsi içinde. 6 ay içinde teslim ediyoruz. Ha diyebilir müşterimiz. Ya şu anda ben 100 bin euro getiremiyorum. 50 bin euro getiriyorum. Tamam kardeşim, 50 bin eurosunu alıyoruz, projesini onaylıyoruz ve güvence olarak hemen arsanın tapusunu da müşterimizin adına tescil ediyoruz. Arsa sahibi oluyor. Arsa sahibi olduğundan dolayı güvence olarak üstüne yapılan da arsa sahibinin oluyor. Kalan miktarı da 12 ay ya da 24 aya bölebiliyoruz. Sıfır faiz, bankasız, kefilsiz. Ha, banka kredisi kullanmıyor. Yok yok, herhangi ekstra bir ücret ödemiyor. Sadece biz bölüyoruz. Senet yapıyoruz. Senet yapıyoruz. O geliyor parasını ödüyor yani. Bu tür müşterileriniz var mı talep? Tabii daha önce yaptığımız bir sürü projemiz var. Tasarımıyla yaptığımızdan dolayı talep çok. Aynı şekli diğer müşterimize yapmıyoruz. Herkesin özel bir villası oluyor. Dış tasarımı olsun, iç tasarımı olsun, herkes kendisi beğeniyor. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür çok ederiz. Çok sağ olun. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.